çocuklar, hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi önümde kitaplar, kartlar, bir de küçük misafirlerimiz var. Sizlerle bugün hikaye etkinliği için bir araya geldik. Ama hikayelerimize geçmeden öncesinde sizinle küçük bir oyun oynamak istiyorum. Ama çok keyifli bir oyun. Şöyle, önümde kartlar var ve ben bu kartlarımı çocuklar sizlere anlatacağım. Anlattığım kartları sizlere sonra göstereceğim. Tabii biz sizler de bu kartları bilmeye çalışacaksınız ne olduğunu. Küçük küçük ipuçları vereceğim ama lütfen beni dikkatlice dinleyin, anlaştık mı? Şimdi ilk kartımla başlıyorum. Çocuklar, bunu son zamanlarda ailemiz, annemiz, babamız mutlaka yapmıştır. Her evde bu yapılmıştır diye düşünüyorum. Biraz daha ipucu vereyim. Şöyle ki, sabah kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde mutlaka soframızda olur. Sepet içinde gelir, kenara böyle konulur. Acaba nedir? Bravo çocuklar, ekmek. Evet. Bunu böyle koyalım. Şimdi ikinci kartımdayız. Bu bir. Çocuklar, biraz böyle zorlaştıracağım. İlk hemen bilmenizi istemiyorum. Biraz düşünmenizi istiyorum. Biraz daha zor ipucu vereceğim. Bu yüzden beni daha da dikkatli dinleyin. Çünkü nesnelerim aslında basit. Şimdi var olan kartımdaki görseli anlatıyorum sizlere. Şöyle ki, bu bir, hem bizler bunu ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Hem yüzeyde hem de aslında yer altından gider. Aslında çok ipucu verdim. Rayların üzerinde, demir yolu taşıtı. Bravo, trendi çocuklar. Bunu kullanan kişilere ne diyoruz biz? Makinist. Tebrikler. Şimdi geldik. Çok tatlıymış bu kart. Çocuklar, siz de çok seveceksiniz. Aslında bunun hem oyuncağı var hem canlısı var. Ama ben bunun tabii canlısını anlatayım sizlere çocuklar. Şöyle ki, bunlar hem karada yaşıyor. Karada yaşıyor ama su birikintisine inmeyi de çok seviyorlar. Su birikintisine de gidiyorlar. Suyu çok seven bir hayvan. Hemen rengini söyleyeyim sizlere. Sarı bir renkte. Ve gagası da turuncu. Bildiniz, bildiniz. Bravo ördek. Şimdi geldik. Evet. Çocuklar, bunu, bu bir hayvan. Ama biz bunu dışarıda görme gibi bir ihtimalimiz yok. Dışarıda görmemize falan demeyiz. Bunu dışarıda görsek wow, bu ne falan deriz. Çünkü bunlar normal dışarıda yaşamıyorlar. Aslında bazen böyle hayvanat bahçelerinde ne yazık ki görebiliyoruz bunları. Hemen anlatayım. Tamam anlatıyorum. Bu bir gri renkli bir hayvan. Biz bunu çizerken gri renge boyuyoruz mesela çoğunlukla. Çok yakınımda varmış. Evet. Çocuklar, fil de doğru cevap. Evet. Gri deyince zaten bence çözmüşsünüzdür siz ya. Şimdi geldim, biraz daha kartlarımı karıştırayım. Ben de şöyle yukarı bakayım, acaba ne gelecek? Çok tatlı. Bu daha da tatlı. Çocuklar, az önce sizlere buna çok belli oldu ya. Civciv, evet, az önce derken zaten anlattım. Neyse, şimdi anlatıyorum. Çocuklar, bu bir yiyecek. Bu bir sebze. Bu bir toprakta yetişen bir bitki. Sebze diyoruz biz. Toprakta yetişiyor ama ağaçta falan değil yani. Çocuklar, kırmızı oluyor rengi de. Evet evet, ben gerçekten domates yemeği de çok seviyorum. Elime alıp böyle elma gibi yiyebilirim yani domatesi. Çok lezzetli geliyor bana. Evet. Son bir tane daha yapıyorum. O yüzden kartlarımı karıştırıyorum ama bunu gerçekten 10-15 tane yapabilirim sizlere. Aslında hepimizin çok sevdiği bir şey çocuklar bu. Her insan çok sever bunu. Çünkü biz bunu gün içerisinde mutlaka kullanıyoruz. Mutlaka kullanıyoruz gün içerisinde. Özellikle şöyle uykumuz geldiğinde kullanıyoruz. Başımızın altına alıyoruz. Evet, yastık. Ya gerçekten seviliyor değil mi çocuklar? Siz de seviyor musunuz yastığınızı?
tamamdır, kartlarımı o halde şöyle anlattıklarımı buraya koyayım. Kartlarımı da buradan toplayayım. Çocuklar, başka bir derste buna devam etmek istiyorum aslında. Şimdi gelelim, önümüzde bir sürü kitap var ve ilk kitabımı alıyorum. Uykuya dalamayan minik yedi uyurun hikayesi. Sizler yedi uyuru hiç duydunuz mu çocuklar? Yedi uyur ne demek biliyor musunuz? Yedi uyur çocuklar, kuyruğu sincaba benzeyen küçük bir fare türüne bizler yedi uyur diyoruz. Kemirgen bir yapıya sahipler çocuklar. Bu hikayeyi okumak için de sabırsızlanıyorum. Şöyle bir, evet, sizleri biraz daha geriye alayım. Evet çocuklar. Şimdi uykuya dalamayan minik yedi uyurun hikayesi. Aa, acaba bir derdi mi vardı uykuya dalamıyor? Mevsim sonbahardı ve kış uykusuna yatmanın vakti gelmişti. 7 ay boyunca uyumam mı lazım? 7 ay diye sordu minik uyur. Tabii ki miniğim, dedi anne yedi uyur. Biz yedi uyurların uykuya çok ihtiyacı vardır. Dünyada bu kadar uzun süre uyuyabilen tek hayvan türü biziz. Bununla gurur duyarız. Uyuyamayan bir yedi uyur gerçek bir yedi uyur değildir. Ama benim hiç uykum yok ki, dedi minik yedi uyur. Ve annesine fal taşı gibi açık gözlerini gösterdi. Baksana gözlerime anne. Anne yedi uyur gülümsedi. Uykuya dalmak o kadar da zor değil. Gözlerini kapa ve her güzel şeyler, hep güzel şeyler düşün. Ne kadar kolay olduğunu göreceksin miniğim, diye alnından öptü. Minik yedi uyur yatağında durdu. Döndü. Sağa döndü yattı, sola döndü yattı. Esnemek için ağzını kocaman açtı. Ama olmuyordu, uyuyamıyordu. Annesinin uyuyamayan bir yedi uyurun gerçek bir yedi uyur değildir deyişini düşündü. İç çekti. Tilki, ne oluyor burada, diye sordu. Uyuyamıyorum, diye hayıflandı minik. İyi ama sen bir yedi uyur değil misin? Yedi uyur başını salladı. Ama benim hiç uykum yok ki. O zaman koyun say, diye öneride bulundu tilki. Ben koyun saydığımda çok önce çok acıkıyorum, sonra da çok uykum geliyor, dedi. Gel sana göstereyim. Tilki bunu, böyle bir öneride bulunmuş çocuklar. Böylece ikisi beraber saydılar. Çitin üzerinden bir koyun atladı, iki koyun atladı. Çitin üzerinden atlayan 22. koyuna kadar geldiler. Tilkinin göz kapakları gittikçe ağırlaştı ve sonunda uyuyakaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Bülbül, ne yapıyorsun sen orada, diye sordu. Uykuya dalmak için koyun sayıyorum, çünkü uyuyamayan bir yedi uyurun gerçek bir yedi uyur değildir. Ninnisiz bir uykuya dalınmaz ki, dedi bülbül. Sana en güzel ninnimi söyleyeceğim. Minik yedi uyurum minik yedi uyur bülbülün muhteşem sesini dinledi. Hele beşinci ninni o kadar yumuşak ve rahatlatıcıydı ki bülbülün gözleri kapanmaya başladı ve bülbül uyuyakaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Çocuklar, yedi uyuru kimse uyutamıyor. Acaba bir derdi mi vardı? Peki sizler uyuyamadığınızda nasıl bir yöntem geliştiriyorsunuz uyumak için çocuklar? Bir fikriniz var mı? Ben de bunu düşüneyim, kitap sonunda tekrardan soracağım sizlere, tamam mı? Sizce sessizce sürünerek gelen salyangoz bu kadar güzel şarkı söyleyen de kim, diye sordu. Uykuya dalamadığım için bülbül bana bir şeyler mırıldanıyordu. Çünkü uyuyamayan bir yedi uyur gerçek bir yedi uyur değildir. Salyangoz usul usul uykunun gelmesi için benimle yolun sonuna kadar koşman lazım, dedi. Ben her gece koşuyorum. Böylece ikisi birlikte sokağın sonuna kadar koştular. Yedi uyurun yuvasına geri geldiklerinde salyangoz yorgun düştüğü için hemencecik uyuyakaldı, ama minik yedi uyur hala uyanıktı.
Baykuş bu şekilde uyuyamazsın dedi. Gel minik yerde uyuyoruz. Sana bir masal anlatayım. Çocuklar bütün hayvanlar alemi yedi uyurun uyuması için bir seferber olmuşlar. Bakalım sonunda ne oluyor? Baykuş çok güzel bir masal anlatıyordu. Masalları da o kadar sürükleyiciydi ki minik yedi uyur büyülenmiş gibi dinliyordu. Ta ki baykuş gittikçe daha da yavaş konuşana ve uykuya dalana kadar. Yani baykuş da uyumuş ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Oradan geçen bir yarasa. Senin kış uykusuna yatmış olman gerekmiyor mu? Diye sordu. Uyuyamıyorum diye iç çekti minik yedi uyur. Ve uyuyamayan bir yedi uyur, gerçek bir yedi uyur değildir. Ben farklıyım. Bir terslik var bende. Herkes birbirinden farklı değil midir? Terslik diye bir şey yoktur aslında. Ama gördüğüm kadarıyla sen ters uyumaya çalışıyorsun dedi yarasa. Gel, sana uyumanın doğru yolunu göstereyim. Hop. Aa. Nasıl yani? Bak, görüyor musun? Doğru yol bu. Böyle uyunur dedi yarasa. Minik yedi uyur öyle uyumayı denedi. Biraz sonra azıcık başı döndü. Ama hiç de uykusu gelmemişti. Yarasa bir ileri geri sallandı ve göz açıp kapayana kadar uyuyakaldı. Ama minik yedi uyur hala uyanıktı. Ayı, ne yapıyorsunuz siz orada? Diye sordu. Yedi uyur, uykuya dalabilmem için baş aşağı asılı duruyoruz diye açıkladı. Uykuya dalamıyor musun diye omurdandı ayı. Uzun süre bana da aynı şey oldu. Ta ki bir gün uykuya dalabilmem için neyin eksik olduğunu anlayana kadar. Minik yedi uyur ayıya dikkat kesildi. Neymiş o? Ayı etrafına bakınarak minik yedi uyura yaklaştı. Elini kürkün arasına sokarak fısıldadı. Yumuş yumuş yumuşak oyuncağım. Onsuz uyuyamıyorum. İstersen sen de patisini tutabilirsin. Hop. Çocuklar bu resme iyi bakın. Sizlere hemen bir şey sormak istiyorum. Bu sayfada var olan kaç tane hayvan vardı? Acaba nesne de vardı onu da söyleyebilirsiniz. Hayvan sayısı. Öncelikle fikirlerinizi alayım. Kaç tane hayvan vardı? 3 tane. Nesne kaç tane vardı? 4 tane. 1, 2, 3 hayvan. Dördüncü de nesne değil mi? O da çünkü oyuncağıydı. Şimdi devam edelim. Ayı yumuş yumuş yumuşak oyuncağıyla öteki hayvanların arasına sokuldu ve çok geçmeden derin bir kış uykusuna daldı. Bütün hayvanlar huzurlu bir şekilde yan yana uyuyorlardı. Horluyorlar, homurdanıyorlar. Şap şap ağızlarını şapırdatıyorlardı. Ta ki minik yedi uyur dışında hepsi diye. Hepsi. Bakın çocuklar. Minik şöyle düşündü. Herkes uyurken kimse benim uyanık olduğumu fark etmez. Ayrıca gerçek bir yedi uyur değilsem bile bu o kadar da kötü bir şey değil. Rahatlamış halde öteki hayvanlara sokuldu. 7 ay boyunca yapacağı harika şeyleri düşlemeye başladı. İstediğim kadar şekerleme yiyebilirim. En yüksek ağaçlara tırmanabilirim. Bulutlara dokunana kadar çayırlara uzanıp çimenlerin büyümesini de dinleyebilirim. Yıldızları sayabilirim, ateş böceği yakalayabilirim, karıncaları yollarından çevirebilirim, çekirgelerle zıplayabilirim, arılarla vızıldayabilirim, cırcır böcekleriyle cırlayabilirim. Ve bu 7 ay boyunca yapacağı güzel şeyleri düşlerken... Minik 7 uyur çoktan uyuyakalmıştı. Çocuklar. Evet ve hikayemiz burada bitti. Yani aslında gerçek bir yedi uyurmuş değil mi? Evet, şöyle bir kitabı göstermek istiyorum. Çocuklar, kitapta geçen kaç tane hayvan vardı ve o hayvanlar hangi önerilerde bulundular? Hatırladınız mı?
Düşünelim bakalım kaç tane hayvan 7 uyurun uyuması için önerilerde bulundu. Bunun cevabını ben nasıl istiyorum sizlerden? Bir, resim çizmenizi istiyorum. 7 uykuya dalamayan minik 7 uyur hikayesinde geçen ve 7 uyura fikir veren hayvanların resimlerini istiyorum sizlerden. Aklınızda hangi hayvanlar kaldıysa iyi düşünün, hepsini bulacaksınız. Anlaştık mı çocuklar? Hikaye etkinliğimiz burada sona erdi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.